Aynı hastalığa benzeri durumları var. Bunlar random olarak rastgele bu gruplara ayrılırlar. Yani yaş ortalamaları genellikle birbirine yakındır. Kadın erkek oranı birbirine yakındır. Kişilerin durumları, mali durumları falan filan. Genelde 100 kişi yetmez de dinlen ki 1000 kişi böyle, 1000 kişi böyle. Yani sayı biraz fazla olması lazım ki güvenilir olsun. Ondan sonra 10.000 kişiye ilaç verilir. Diğer 1.000 kişiye ilaç yerine tebeşir mesela kesilir. Böyle ilaç gibi, hap gibi yapılır. O tebeşiri yutar. Diğeri hapı yutar. İkisi birbirine benzer ama o ilaç yuttuğunu zanneder veya da emin değildir. Şimdi denerler. Bu 1.000'i asıl ilacı aldı. Diğer 1.000'i ilaç almadı. İlaç yerine plasebo aldı. Şimdi bir bakıyorlar ki o ilaç alanlar iyileşiyorlar belli bir miktar. Diğerleri de belli bir miktar iyileşme gösteriyor. Plasebo efekti. Diğer bir grupta hiçbir şey almıyor. Üçüncü grup kontrol grubu olması lazım. Ne ilaç alıyor ne plasebo alıyor. Hiçbir şey almıyor. Diğer 1.000 kişi de orada. 3.000 kişiyi üç gruba ayırdık. Birisi asıl bir ilacı alıyor. Denenmiş belli etkisi olduğu beklenen bir ilaç. İkinci grup plasebo alıyor yani diyelim ki tebeşiri hap diye alıyor. Diğeri üçüncü grupta hiçbir şey almıyor. Şimdi normalde eğer ilacın bir etkisi varsa birinci grupta iyileşme oranı olacaktı. Diyelim ki %40, %50 diyelim ki gribe karşı herhangi bir şeye karşı iyileşme oranı var. Ama ikinci grup, üçüncü grubun eşit olmasını bekleriz. Bunlar demografik olarak eğer rastgele edilmişse, yeteri sayıdaysa bunlar istatistiksel olarak birbirinin benzeri gruplar sayılır. Bunların hesapları vardır. Çeşitliliğin bir sayıları vardır, kategorileri. Ona göre şu kadar sayıda denek alınırsa bu toplumdan bunlar birbirinin benzeri olur. %1 belki de fark eder yani benzer olmayabilir ama birbirine benzer kabul edilebilir. Ve bunların iyileşenlerin sayısı yüzdesi eşit olması lazım. Diyelim ki onlardan %10 iyileştiler. İlaçsız ama vücudun bağışıklık sistemi etti. Mücadele verdi. %10'u daha kolay atlattılar. Normal olarak bu. Ancak görülüyor ki plasebo yani tebeşir alanlar onlar %10 yerine %15 veya %17, %5-7 daha fazla iyileşme. Ha bu plasebonun etkisi yani telkinin etkisi. Daha doğrusu optimizmin etkisi. Sen umutluysan, ha ben ilaç aldım, bu inşallah bana yarar verecek diye düşündüğün vakit bu ne yapıyor? Senin bağışıklık sistemini daha bir destekliyor. Vücudun bazı hormonlar salgılıyor, seni daha güçlü yapıyor. Optimist olursan, bedbin olursan, üzgün olursan, stresli olursan, şikayetçi edersen inan ki daha fazla hasta olursun. İşte ben hastayım, ben daha hasta olacağım dediğin vakit gerçekten daha hasta olursun, daha fazla hasta olursun. Ama ben hastayım, inşallah şifa bulacağım, ben daha şey olacağım dediğin vakit şansın artar.